Amerikan Sesi Radyosu'nun verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim. 100 yıl süren Çar esaretinden sonra, bundan 35 yıl evvel Azerbaycan Şurayı Millisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini bütün dünyaya ilan etti. O tarihe kadar milliyet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı, bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş, istiklal olduğunda bütün mevcudiyeti de meydana atılmıştır. Medeni büyük bir tehlikeye malik olan vatanımız, siyaset sahasında çok büyük ve değerli hamleler göstermiştir. Cevat Han'ın 1904'te Gence'deki şanlı gazası dillerde destandır. Ölmek var, dönmek yoktur. Bu, hakiki vatanperestlerin taklit ettikleri en mukaddes bir şiardır. 28 Mayıs 1918'de istiklal Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe geçirildi. Aynı zamanda o, zamaniye hakim olan etri böyük şiardan istifade edildi. Her millet, öz mukadderatını özü halletmeye selahiyette alır desturunca, halkın ümumi rayına uyarak istiklalini ilan edildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti, az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Kendilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halbi öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Sofa demokratyalar tipinde halk nümayendelerine cevapdeh bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iş başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, indi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emr ve emandaydı. Vatanın kapıları indi olduğu gibi bütün dünyaya kapalı değildi. Her Azerbaycanlı istediği zaman ara isterse giderdi. Komşu ve Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki, Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları taklidden büyük küçük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyet'in devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştu. Dünya hakikatleriyle daha çok karşılaşmakta, hakkıyla basit, yalanla doğru yüz yüze gelmektedir. Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak, azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Bu çürenki istiklal bayrağını köşlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tedbir altında kalpleri istiklal eşkiyle çırpınan azatlı ailesi sizlere candan selamlar gönderir.
28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle gidip ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm hasreti şairin beytiyle bile getirilen. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!